1870 ile 1871 yılları arasında yapılan Fransa-Prusya savaşından beri Almanlar Fransa ile tekrar savaşacaklarının farkındaydılar. Bu savaş Almanya'nın birleşmesini sağlamıştı. Almanlar Fransızları aşağılamışlardı. Fransa'dan çok değerli bölgeleri, özellikle maden zengini alsace loreni ele geçirebilmişlerdi. Almanlar da plan kuruyorlardı tabii. Eğer onlarla başka bir savaşa girersek ne yapacağız diyorlardı kendi kendilerine. Bunun yanında Fransa ve Rusya'da müttefik olunca Almanya Fransa ile savaş olması halinde bunun sadece Fransa ile bir savaş olmayacağını iyice anlamış oldu. Bu iki cepheli bir savaş olacaktı. Batı cephesinde Fransa ile Doğu cephesinde ise Rusya ile çarpışacaklardı. Bununla başa çıkabilmek için sonunda Schlieffen planını yapıyorlar. Schlieffen planı. Eğer yanlış telaffuz ediyorsam tüm Almanlardan özür diliyorum. Schlieffen planı. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'na kadar son birkaç 10 yıl içerisinde yaptığı planlar bu şekildeydi. Plana Alfred von Schlieffen'in adını veriyorlar. Alfred von Schlieffen, 1891 ile 1905 yılları arasında Alman İmparatorluğu'nun genel kurmay başkanıydı. Plan, iki cepheli bir savaşta nasıl başa çıkılabileceği üzerine kuruluydu. Buradaki genel düşünce Rusya'nın çok büyük, bitmek tükenmek nedir bilmeyen bir ordusu olduğu ama çok büyük olduğu için de bu orduyu hazırlamak için aslında çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğu düşüncesiydi. Ve Almanlar bunu tahmin etmeyi başarmışlardı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı başlarında Rusların orduyu toparlamaları gerçekten de uzun sürmüştü. Yaklaşık 6 haftalarını alacağını tahmin ediyordu Almanlar. Schlieffen planı Doğu cephesinde ilk olarak Rusları uzak tutmaya yetecek kadar asker gerektiriyordu. Ama Ruslar orduyu toparlarken Almanların ana savaş gücünün Fransa'ya doğru gitmesi ve Fransa'yı saf dışı bırakması gerekiyordu. Böylelikle aslında iki cepheli bir savaşla baş başa olmayacaklardı. Sonra da bu askerleri Ruslarla savaşmak için e, geri getirebileceklerdi. Ve bunu da Belçika içinden bu tekerleğe benzeyen yoldan geçerek yapmak istiyorlardı. Bunu bu tekerleğe benzeyen yoldan yapmak istemelerinin sebebi Fransızların buradaki bölgeyi almak için can attıklarını doğru bir şekilde tahmin etmiş olmaları. Gerçekten de Fransızların Azazloreni almak için plan 17 adını verdikleri bir planları vardı. Bu bir saldırı planıydı. Görünüşe göre eğer Fransız ordusu o yönde giderse, eğer Alman ordusu da Belçika içinden geçerse ve Fransız ordusunu arkasından yakalarsa onları saf dışı bırakabilirlerdi. Ağustos 1914'ün başlarında Almanlar Fransa ve Rusya'ya savaş ilan ettiklerinde Schlieffen planını hayata geçirmeye çalıştılar. Açıkçası neredeyse başarıyorlardı da. Ağustos boyunca ve Eylül başlarında Almanlar Belçika içinden geçmeyi başardılar ve özellikle Fransız güçlerini geri çekilmek zorunda bıraktılar. Bu Eylül başlarında Marne yakınlarına ulaşana kadar sürdü. Ya da Marne nehrinin biraz ötesine kadar. Ve işte burada, tabi ordu derken çok büyük sayıda askerden bahsediyoruz. Burada 6. Fransız ordusunun 200 binden fazla askeri vardı. Marne Muharebesi derken 1. Marne Muharebesinden bahsediyoruz. Ki bunu hemen şimdi size anlatıyorum. 2 milyon askeri kapsayan bir muharebe bu, bu söylediğim bu muharebeler çok destansı bir büyüklükte gerçekleşmişti. Bu orduların her birinden bahsederken bu ordu veya bu ordu ve hatta Alman orduları hepsi on binlerce ve yüz binlerce askerden bahsediyoruz aslında. Genel olarak bir ordunun 50 bin, 60 binin üzerinde askeri vardı. Şimdi olay şu şekilde. Eylül'ün başlarında 5 Eylül 1914'te, 5 Eylül 1914, 6. Fransız ordusu Alman ordusunun yaptığı bir hatayı görüyor. Bu şekilde buradan geçmeye çalışırken ordu sağ kanadını açıkta bırakıyor. İşte Alman ordusunun sağ kanadı burada. Birçok memeli hayvanda olduğu gibi bizim de örneğin e, yan tarafımız veya boşluğumuz dediğimiz bölge yani kaburga ve kalçamız arasında kalan bölge aslında en zayıf noktamızdır. Bu aynı şey ordular için de geçerli. Ordunun ön tarafı kesinlikle en güçlü tarafıdır. Buradan geriye doğru giden bir de ikmal yolu vardır. Bu yüzden bir orduya karşı üstünlük sağlamak istiyorsanız eğer ordunun zayıf noktasına vurmalısınız. Yani o orduyu zayıf noktasından vurmanız gerekir. Birçok askeri strateji de bu şekilde tasarlanır. 5 Eylül'de 1. Alman ordusu böyle bir boşluğu fark ediyor ama artık iş işten geçmiş oluyor çünkü 6 Eylül'de 6. Fransız ordusu buradan harekete geçiyor ve Alman ordusuyla Fransız ordusu burada karşı karşıya geliyorlar. Onları karşılamak için dönerken kendileri ve 2. Alman Ordusu arasında bir açıklık yaratıyorlar. Fransız ve İngilizler bunu lehlerine kullanmayı başarıyor ve bir aylık bir ilerlemenin ardından onların geri çekilmesini sağlıyor. Yani Alman Ordusunun geri çekilmesini sağlıyor. İşte burada birkaç Fransız ordusu var ve İngiliz Seferi Kuvvetleri de onlara yardım ediyor. Birçok tarihçinin 5 veya 6 Eylül ile 12 Eylül arasında gerçekleştiğini söylediği Marn Muharebesi'nden itibaren Fransızlar Almanları geri çekilmeye zorladı. Almanlar En Nehri'nin gerisine çekildiler. 1914'ün sonlarına doğru Kasım ayında kendilerini sağlama aldılar. Fransa'nın kuzeyi ve Belçika'nın biraz batısında derin siperler kazdılar. Bu da Almanlar ilk büyük yenilgilerini aldıktan sonraki sınırlar. Bakalım doğru düzgün çizebilecek miyim? Geri çekilmek ve tekrar siper kazmak zorundaydılar. Sonunda da işte sınırlar bu şekli alıyor. Burada gerçekten de siperler kazılıyordu. Savaşın ilk evresi son derece dinamikti. Bu ordular aylar hatta haftalar içinde yol alabiliyor, oldukça hızlı hareket edebiliyorlardı. Ancak Almanlar tekrar siper kazınca buradaki konum sonraki 3 yıl içinde sabit bir hal alıyor filmlerde gördüğünüz Batı cephesindeki ünlü siper savaşları yaşanıyor. Bunun küçük bir olay olmadığını vurgulamak isterim. Bazen Marn mucizesi de denen 1. Marn Muharebesi'nde Fransızlar İngilizlerin yardımıyla Almanları geri çekilmek zorunda bırakmasaydı eğer ve Almanlar Schlieffen planını başarıyla uygulayabilselerdi aslında 1. Dünya Savaşı'nı çok büyük bir ihtimalle Almanlar kazanacaktı veya en azından Batı cephesini oldukça çabuk bir şekilde kazanıp Ruslarla başa çıkabileceklerdi. Ama son derece kanlı geçen Marn'daki mucize yüzünden bu gerçekleşmedi. Her iki tarafta toplam 500 bin kayıptan, 100 ila 200 bin arası ölüden bahsediyoruz. Ama işte bu sayede Almanları tutmayı başarmıştı Fransız ve İngilizler. Yine de bu Batı cephesinde 3 yıl süren çirkin siper savaşlarına neden oldu.